Ben de geçen gün bir konudan bahsetmiştim biliyorsunuz. İDA'dan bahsetmiştim. Onunla ilgili konuma devam etmek istiyorum. İDA'yı ilk 1983 yılında bulmuşlardı fakat 2009 yılında tekrar gündeme getirdiler. Niye anlatmak istiyorum? Çünkü hala evrimci sitelere baktığınızda insanın kayıp halkası olarak İDA'yı, yani bildiğimiz lemur şu anda da yaşayan canının daha önce soyu tükenmiş bir türünü insanın hayali atası diye ortaya koyuyorlar. Tabii ki bununla hiçbir alakası yok. Çünkü biliyorsunuz İDA fosili, görebiliriz resmini de fosilini inşallah birazdan. İDA'nın fosiline baktığımızda bu Almanya Mesel'den çıkarılan bir fosil. Tam olarak hatta yumuşak dokuları bile korunuyor genelde Mesel'de. Organlarıyla birlikte izinin çıktığını çok net görüyoruz. Yani %95 çok net anlaşılan bir fosil. Dolayısıyla bu fosile baktığımızda o dönemde 47 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir lemur olduğunu çok net anlayabiliyoruz. Tüm parçalarıyla, dişleri, ayakları, iskelet yapısı, kuyruğu, başı, her şeyi tam olarak mükemmel korunmuş duruyor. Bakın bu İDA'nın fosili, yani lemur, soyu tükenmiş bir lemur fosili. Soyu tükenmiş demek ara geçiş formu anlamına gelmiyor. Bir tür, türlerden bir tanesinin soyu tükenmiş. Canlısını da inşallah görebiliriz. Bununla ilgili şimdi evrimcilerin iddiaları var. Onlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. İDA'nın tırnaklarının olmasını gene delil gösteriyorlar. Fakat diğer primatlara baktığımızda gene tırnakları var. Biliyorsunuz lemurlar da bir primat türü. Dolayısıyla bu iddiaları da yersiz. İDA'nın ayak bileği kemiğinin insanla aynı olduğunu iddia ediyorlar. Bakın bu şu demek gibi, yani kaşının üstünde, pardon, gözünün üstünde kaşı var. Dolayısıyla insanın atasıdır gibi bir şey. Yani bu kadar mantıksız. Ayak bileğindeki kemikle alakalı olarak baktığımızda biz insanla zaten alakası yok bu kemiğin. Tek bir kemik parçasından bakın insanın atası diye böyle bir iddia ortaya koyabiliyorlar. Diğer bütün fosil parçalarına bakmadan, diğer farklılıkları ihmal ederek, bu işte Darwinist propagandanın çok önemli bir özelliğidir biliyorsunuz. Tabii ki bu da yersiz bir iddia. İnsanın ayak kemiğiyle lemurun ayak kemiğinin bir bağlantısı yok. Ayak bileği kemiğinin. Diğer bir özelliği de diyorlar ki fosilin ön kısmında sık çeneler, pardon, çenesinde sık dişleri bulunmuyor diyorlar. Biz lemurun dişlerine bakıyoruz, bu İDA'nın daha doğrusu. Dişleri mükemmel ve kusursuz. Hiçbir şekilde bir ara geçiş fosili olduğunu ortaya koyacak bir yapısı yok. Ve aynı şekilde de zaten ayrıca canlının dişleri, parmakları mükemmel. Tımar pençesine bakıyoruz. Bir de tımar pençesine geçmeden önce, şimdi eğer bir ara fosil olsaydı bu dişi ya kolunda olurdu, ya bacağında, ya kafatasının arkasında. Yani böyle farklı farklı normal bir türde olmayan özelliklerin ortaya çıkması gerekirdi. Bir garip bir Anormal oluşum, asimetrik tabii olması anormal gerekiyor. asimetrik, garip oluşumlar olması gerekirdi. Böyle bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla tam ve kusursuz dişler var. Yani yaratılmış lemurlar. O dönemde yaşayan bir lemur türünde de böyle bir özellik var. Tımar pençesinin olmaması ise türe has bir özellik. Yani varyasyonlarda biliyorsunuz tür çeşitliliğinde farklı özellikler olabiliyor. 47 milyon yaşayan, 47 milyon yıl önce yaşayan bu lemur türünde de böyle bir özellik vardı. Ama bu onun ara geçiş fosili olduğunu göstermez. Çünkü tam olarak bir parmakları kusursuz, tam olarak dişleri kusursuz. Yani bu iddiaları da geçersiz. Şimdi bu fosillere baktıklarında bazı kişiler, özellikle evrimcilerde oluyor. Mesela İDA'da bunun örneğini gösterebiliriz. Diyorlar ki bunlarda bazı farklı renkler var. Dolayısıyla bu fosiller nasıl oluşuyor? Bu farklı renkler varsa bu fosilin gerçek olduğunu nasıl anlayacağız diyorlar. Şimdi bu, biz hep bilgisiz, bilgi eksikliği üzerinde durduğumuz için bilgi eksikliğinin giderilmesi çok önemli. Bu farklı renkler fosilin nasıl ortaya çıkarıldığı veya korunması için ne kullanıldığı ile ilgili olarak ortaya çıkan renkler. Mesela İDA'da anlatalım bunu. İDA'yı ortaya çıkarılırken Mesel yataklarında rengi, biliyorsunuz o bölgede petrol daha çok, petrol oluşumları var. Dolayısıyla rengi daha koyu. Yani bu fosilin rengi bu şekilde. Başka fosillerin renkleri başka şekilde oluyor. Ayrıca gene mesela plaster kullanılıyor. Bunların bezle sarılmış plaster kullanılıyor ki fosil elde edildikten sonra korunsun ve taşınırken herhangi bir kırılma gibi bir şey yaşanmasın diye. Onun rengi de oluşabiliyor aynı şekilde. Bu renk farklılıkların anlamı bu oluyor. Mesela İDA'da görebiliriz. Birinci resmimize bakarsak İDA'nın bu normal hali. Gördüğünüz gibi ilk Mesai yataklarında ortaya çıkarıldığı hal temsili bir resim. Birincisinde bu şekilde. İkincisinde bakın bir çerçeve yapılıyor İDA'nın. Yakınlaştırabilirsek ikincisini. İlk önce bu fosil ıslak olarak çıkarıldığı için kemiklerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Dolayısıyla kurutuluyor. Kemiğin rengi daha açık renk olarak ortaya çıkarılıyor.
Üzerine bakın kenarlarda çerçeveler var. Fosilin üzerine çerçeveler yapılıyor 2-3 santim kadar. Daha sonra da 1 santim yüksekliğinde o sarı ile gördüğünüz kısım epoksi reçine olarak ifade edilen bir reçine. Bu dökülüyor. Üçüncü resme gelebiliriz. Bu reçinenin kuruması için de yaklaşık 12 saat falan bekleniyor ki tam fosil net olarak ortaya çıkarılsın. Sonra ters çevriliyor bakın dördüncü kısımda. Alta gelebilirsek, şimdi beşinci kısımda da o üstteki ana doğal matriksi deniyor onun. Onun temizlenmesi gerekiyor ki fosil ortaya çıksın. Çok ince ve detaylı olarak temizleniyor. Ve gördüğünüz gibi altıncı kısımda da İDA bu şekilde elde edilmiş oluyor. Tabi laboratuvarda daha sonra daha ince detayları ya da mikroskobik olarak temizlenebilmesi için laboratuvarlara götürülmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle bir reçineyle bu fosil elde ediliyor. Yani renk farklılıkları fosilin gerçek olmadığını göstermez. Tam tersine bu tarz ek malzemeler kullanılması gerekiyor ki fosil tam ortaya çıkarılsın. İDA'da olduğu gibi fosil gerçek evet ama hiçbir şekilde ara geçiş formu değil. Tam olarak bir lemur. Allah'ın yarattığının bir ispatı bu da inşallah.